yandıkça kaçan ateş böceğim misin? Kendine haksızlık ediyorsun Barış. Ben senden nefret edemem ki. En fazla kızabilirim. Hem sen ne benim ne başkasının nefret edebileceği bir şey yapmış olamazsın. Emin misin aslında? Tabii ki eminim. Herkese her şeyi düşünüyorsun sen. Biraz fazla düşünüyorsun. Kafanda büyüttüğüne eminim. Ben de çok üzerine geldim. Özür dilerim. Günü gelince bana anlatacaksın biliyorum. Ve senden hiç nefret etmeyeceğim. Onu da biliyorum. Sen böyle yapınca önümüzdeki bütün sıkıntıları aşabilecekmişiz gibi hissettiriyorsun. Tabii ki aşacağız. Aşalım. Ben senden nefret edemem. Ama İlayda'dan biraz edebilirim. Ortaklığı bitirmemek için bir yol buldu yine değil mi o? Öyle bir şey söylemedi şimdilik. Ama her an söyleyebilir. E tamam işte. Bunu neden benden saklıyorsun? Niye anlatmıyorsun? Bunda senin bir suçun yok ki. Gördün mü her şeyi üstüne alıp kendine suçluyorsun sen. Kendine çok haksızlık ediyorsun. Bu kadar emin konuşma aslında. Beni de inandıracaksın. İnan zaten. Aslı. Efendim Şirin. Evet burada. Teyzen soruyormuş. Efendim. İyi tamam geliyorum. Ben bir teyzemi geçireyim. Oradan da işe döneceğim. Ne yapmış olabilirsin ki? Değil de ben niye bu kadar güveniyorum? Emin miyim? Of! Teyze benim işlerim var. Sana iyi günler. Barış'cığım konuşalım çocuğum. Yani bu işi nihayete erdirmek zorundayız. Konuşacak bir şey yok teyze. İlayda sen de sağ ol. Yardımcı olmaya çalışmışsın. Ama bundan sonra karışma lütfen. Ay inanamıyorum. Yani bu çocuk kendini durduk yerde suçlu çıkaracak delireceğim. Hayır yani. Sadece kaza değil sahtekarlık da yapışır üzerine. Kariyeri beş paralık olur. Yani aile şerefiniz, isminiz, her şey yerle bir olur. Tek tek saymana gerek yok İlayda'cığım, biliyorum. Cahide Hanımcığım, ben de sizin yanınızdayım. Yoksa şu belgelerle neler yapardım farkında mısınız? Sopa göstermene gerek yok İlayda. Barış'ın seninle birlikte olması için ne kadar çaba gösterdiğimi biliyorsun. Biliyorum, farkındayım zaten. Ama çok da hak veriyorum biliyor musunuz? Çünkü diğer alternatifiniz şoförlük yapan mahalleli bir kız. Yani sonuçta bu kazadan daha çok zarar verir ailenize. Tamam biliyorum. Bu lekenin sürülmemesi için bana yardım edecek misin? Tabii ki yardım edeceğim Cahide Hanım. Sonuçta Barış'ın isminin temiz kalması lazım. Aksi takdirde öyle bir adamla evlenmek istemem. Evet, bunu istemeyeceğine eminim. Bakma öyle gül canavarmış diye. Aslı arıyor. Kaçıncı arayışı? Kitgül'e destek ol diye yolladı seni değil mi? O kadar dünyadan habersiz. O kadar iyi biri sanıyor. Seni. Barış Bey'i. Tamam gül bir elde içeri dur. Aslı mı? Niye açmıyorsun? Açsana. Sen rahat rahat yalan söyleyebilirsin nasılsa. Tamam hadi otur lütfen. Allah Allah.
Alo. Alo abla. Ya Gül'le Teo'dan haberin var mı? Ulaşamıyorum da ben onlara. Var var. Teo Gül'ün yanında. Ama Gül çok garip davrandı. Çocuğa git MİT dedi. Git mi dedi? Neden? Ben de anlamadım ki. Niye öyle yaptı çocuğa? Onunla ne alakası var anlamadım. Allah Allah. İyi tamam ben seni yine ararım. Başka her şey yolunda mı? Yolunda şekerim yolunda. Abim size el vermiş. Hadi hayırlısı olsun vallahi Barış Bey'le. Sağ ol ablacığım. Görünürde bazı sıkıntılar var ama çözeceğiz inşallah. Vallahi senin de o teyzeden çekeceğin var orası kesin. Senin kaderin de abime benzemiş de. Olsun. Aşk olduktan sonra hepsi olur. Bak bize dün gece başımıza neler geldi. Perişan olduk. Çocukcağız nişan gecesinde evinden atıldı. Canlarım ya. Vallahi abla bir şey söylemedim ama benim Mümin amcaya çok canım sıkıldı ya. Vallahi çok sinirlendim. Neyse ben sonra ararım seni tamam mı? Tutmayayım şimdi. Çiçeğimi öpeyim için. Tamam öperim. Seni de öptüm. Of gülüm ya. Ya çiçeğe patron çarpmadı diyorum. Tamam bak onun arabasıyla çarptılar ama adamın olaydan haberi yok yemin ederim ya. Aylar sonra öğrendi. Sen nereden biliyorsun haberi olmadığını? Çünkü öğrendiğinde yanındaydım. Hep beraberdik hatta teyzeleri de vardı. Teyzeleri de biliyordu yani. Teyzesi bildiği halde Aslı'yı yurt dışına göndermeye çalıştı öyle mi? Bunu bile bile. Biz nasıl insanların eline düşmüşüz ya? Nasıl insanların eline düşmüşüz biz? Niye yaptınız bunu Teo? Nasıl kıydınız siz bize? Anlatıyorum ama anlamak istemiyorsun ki. Biz suçluyu hırsız zannediyorduk. Yakalayıp adalete teslim edip öyle anlatacaktık size her şeyi. Ama sonra kazayı Hakan'ın yaptığı çıktı ortaya. O da unutmuşmuş. Sonradan hatırlamış. Gülüm. Bak bizim aşkımız yalan değil. Benim sana olan aşkım yalan değil. Patronun Aslı'ya olan aşkı yalan değil. Sizi oyalamakla, susturmakla falan alakası yok. Yemin ederim gülüm alakası yok ya. Bu kadar korkmuş bir şeyi nasıl saklayabildiniz Teo? Gözümüzün içine baka baka bize nasıl böyle bir yalan söyleyebildiniz? Bu kadar yalanın dolanın içinde aşk nasıl gerçek olsun? Böyle gülüm ne olursun böyle etme. Bitti Teo. Sana olan inancım, güvenim bir anda bin parçaya bölündü. Ben artık sevemem ki seni. Aşk bitti. Her şey bitti. Kıvırcık salatan mı gelmiş? Gel bakalım gel. Al bakalım babası bunu. Tut şunları. Hah gel. Güzel kızım benim. Nasıl geçti okulun? Ne yaptın? Yürüyeceğim diye çok yormadın kendini değil mi kızım? Yok babaanne. Sandalyeme hiç oturmadım. Arkadaşlarım çok şaşırdı. Aferin kız ballı böcek sana. Vallahi helal olsun ha. Sen bu işi başardın ya. Gurur duyuyorum seninle bak. Ay ben Çiçom'a hemen sütüyle kurabiyesini getireyim de gücü yerine gelsin. Ben yap aşkım yap hemen getir. Yesin. Babacığım beni. Barba abi. Bana yardım eder misin? Tabii yardım ederim ballı böcek. Ne oldu? Ne yapacağız? Bana şuradaki kutuyu verir misin?
Hangi şu şeydekini? Tabii vereyim kuzum ya, sen iste. Nasıl canı Ceyhan'ı veririm? Anne nasıl, çocuklar nasıl? Sana vermez miyim ya? Al. Hoppacık, ne yapacaksın, açacaksın mı? Evet. Bebek mi çıktı? Açtınız mı kızım kutuyu? Ya gelip sorarlarsa kızım ya? Ne yapıyorsunuz burada? Dışarıda bir sürü müşteri var. Gidip ilgilensenize ya. Tamam abi. Çok güzelmiş baba. Benim alabilir mi? Olsun babacığım. Haftalardır kimse almadı zaten. Senin kısmetinmiş. Sana çarptığım için çok özür dilerim Çiçek. Lütfen beni affet. Ulaşamıyorum ben. Aklım kaldı onlarda. Ne yapacağım bilmiyorum. Ya ben de aynı şey için sana geliyordum. Teo bana da dönmüyor. Allah Allah. Ne oldu bunlara ya? Gül babasıyla kavga etmemiş miydi? Evet. Ama ablam da Teo ile araları bozuk falan dedi. Kavga falan mı ettiler acaba? O zaman büyük bir kavga ettiler demek ki. Teo'nun bu kadar aramaya dönmemesi normal değil. Ben bir gidip baksam mı ya? He, gitsen bir. Benim içimde kötü bir his var ya. Ya bak öyle deyip beni iyice kötü etme ne olur. İlayda soktu sana o hissi. İki aşıktan bahsediyoruz neticede. Yani en fazla tutku kavgasını aşırıya kaçırıp tabak çanak kırmışlardır. Doğru. Sen mesela kaçırıldığın gün benim mutfağımı darmadağın etmiştin. Ben. Ben mi yaptım? O zaman masayı da ben devirdim. İyi tamam. Hadi haber alır almazlara beni. Gerekirse durumu ele koyarız. Tamam. Ben çıkarım, sen işine bak. Barış içeride yalnız değil mi hayatım? Evet yalnız. İyi güzel. Yalnız boşuna debelenme. Yaptıkların işe yaramayacak. Anlamadım hayatım. Bence anladın. Bu ortaklık bitmesin diye bir numaralar çeviriyorsun sen. Ben eminim. Ama işe yaramayacak. Boşuna sevinme. Barış senin tuzağına düşmez. Seni o kadar iyi anlıyorum ki. Böyle kıskanman, paranoyalar yapman çok doğal. Çünkü Barış için ne kadar yetersiz bir kadın olduğunun o kadar farkındasın ki. Ama kıskandın. Barış'ım nasılsın? Daha iyi oldun mu? İlayda, madem geldin sana bir şey sormak istiyorum. Bu ortaklığı bitirme düşüncende bir değişiklik yok değil mi? Ne münasebet? Niye böyle bir şey sordun? Yani bitirme kararımızda bir değişiklik yok değil mi? Hayır yok. Yani bu ortaklığın bu kadar erken bitmesi mesleğim açısından çok hoş görünmeyecek ama... istenmediğim yerde durmayacak kadar da gururlu olduğumu biliyorsun herhalde. Tamam İlayda. Sormam gerekiyordu. Bak Barış, ortaklık bitecek dedin, kabullendim. Aslı ile ilişkini kabullendim. Hakan yana yakıla yanıma geldi. Ona elimden geldiğince yardım etmeye çalıştım. Ama kalbim kırıkken bile sana destek olduğum halde sen bana haksızlık ediyorsun. Yani iyi niyetimi göstermek için daha fazla ne yapabilirim onu da bilmiyorum. İlayda zor günler geçiriyorum. Kusura bakma. Önemli değil. Yani önemli de okul yıllarımıza sayalım.
Yani aynı kampüs, aynı geçmiş. Yani hatırımız var birbirimizin üzerinde, öyle değil mi? Çünkü ben artık seni tanıyamaz oldum. Yani bu kadar mı değersiz bunları paylaşmış olmak Barış'cığım? Bu kadar mı değersiz oldum senin gözünde? İlayda, ben bir yerden sonra seni tanıyamaz oldum. Benim de tüm bunları kabullenmem zor oldu Barış. Ben hep yeniden bir araya geleceğimizi sanıyordum Barış ve senin de öyle istediğini sanıyordum. Ve bir kadın olarak bunları kabullenmek zor oldu. Tamam İlayda. Gösterdiğin desteği göremedim. Şüpheci davrandım. Ama her yerden bir sorun çıkmasından yoruldum ben İlayda. Çok bir şey istemiyorum. Biraz daha otur. Madem bitti hemen gitme bari. Gidersen düşerim Gül, lütfen. Aslı'ya söyleyecek misin? Yok, bir de saklayacaktım. Ben sizin nasıl saklayabildiğinize şaşırıyorum. Gözümüzün içine baka baka bu kadar yalanı siz tamam, nasıl... Tamam, ne olursun ya, tamam. Aslı'ya söyleyemezsin. Niyeymiş o? Çünkü Aslı yıkılır. Çünkü patron yıkılır, Barış ölür. Sen o adamın ne kadar vicdan azabı çektiğini biliyor musun? Ya şu an ne halde olduğunu biliyor musun? Bunu ona yapmana izin veremem ben, kusura bakma. Ben de Aslı'yı daha fazla kandırmanıza izin veremem. Vermeyeceğim. O adam benim hayatımı kurtardı Gül. Sen bilmiyorsun bunu. Ben yetimhaneden çıktığım zaman kendimi kaybettim, bozdum ben kendimi. Pis heriflerle takıldım, suç işledim. Girdim 3 ay yattım, çıktım yine yaptım aynısını. Ben bir gün Barış Buka'nın cüzdanını çalana kadar karabatak gibi yaşadım ya. Öyle tanıştık biz onunla, ben onun cüzdanını çaldım. Sonra yakaladı beni. Yeni mezun canti bir avukat. Altın beşiğe de doğmuş belli. Faça nereden baksan canti her yerinden sağlam. Yandan itişip kakışıyoruz. Bir yandan da cüzdanını çekiyor, kurtarmaya çalışıyor. Ben de hem bırakmıyorum hem de şanslılar sürüsü diye bağırıp duruyorum herife sürekli. Sonra birden durdu. Kaç para var dedi cüzdanına. Baktım epey para var. O dönemler benim bir haftamı çok kıyak kurtarıyor. Dedi ki 2 seçeneğim var. Ya da dedi kart vizitini uzattı. Gel benim yanımda çalışmaya başla dedi. Daha çalmak zorunda kalmasın dedi. Öyle mi şoför oğlum? O gün değil ama. O gün aldım parayı gittim ben. Sonra takıldı kafama, düşündüm. 2 gün 2 gece düşündüm. Neler düşündüm kim bilir. Sonra denemeye karar verdim. O sırada paradan eksilmişti biraz. Gittim ufak bir işte tamamladım onu, dikildim karşısına. Seni görünce ne dedi? Hiçbir şey demedi. Sırıttı sadece. 2 seçeneğim var dedi yine. Ya mutfakta servis, ya şoförlük. Şoförlük dedim tabii. Önce birkaç gün denedi beni. Ondan sonra öyle sohbet, muhabbet derken bir baktık 10 sene olmuş bitmiş. 10 sene sonra da araştırma şefliğine tarif ettirdi. Aynen öyle. İşte tam o günler Aslı çıkınca karşımıza. Ya o da taksi şoförlüğünden kurtulur. Onun için de iyi olur diye düşündük. Aslı sizin karşınıza çıkmamış ki Teo. Siz Aslı'nın hayatına sızmışsınız. Aslı'nın, benim, Metin abilerin, hepimizin hayatına siz sızmışsınız.
Abim senden şüphelendiğinde şu kadarcık ona inanmadım. İhtimal vermedim. Ben senden şu kadarcık şüphelenmedim. Ne kadar safmışım. Biz ne kadar safmışız. Böyle olmamalıydı ya. Böyle olmayacaktı ya. İçim acıyor Teo. İçim acıyor benim. Böyle olmamalıydı ya. Böyle olmayacaktı. Çok canım yanıyor benim. Benim de. İçim acıyor. Barış, burada seni yargılayan, suçlayan hiç kimse yok. Sen kötü bir şey yapmadın. Tamam İlayda, sağ ol. Bak Barış, tamamen dışarıdan bir göz olarak sana bunu söylüyorum. O aileye gidip suçunu itiraf etmen çok yanlış. Yani tamamen hayatına yazık etmiş olacaksın. Onun yerine bir hayır işleyebilirsin mesela. Kendi işine devam edersin, avukatlık yaparak insanlara yardım edersin. Hayır işleri yaparsın. Hatanın bedelini böyle öde. Hem ne diye hem kendi hem herkesin hayatını mahvedeceksin? Al canım, bu sende kalsın. Eğer fikrini değiştirirsen bunu imzalarsın. Hatasından ders almış, insanlara daha faydalı biri olarak hayatına devam edersin. Ve boşu boşuna da kendi hayatını mahvetmezsin. Şirin, Hakan geldi mi? Yok Barış Bey ama arıyorum. Aa geldi. Hakan gel. Barış abi ne oldu? Nereye gidiyoruz? Yürü Hakan, konuşacağız. Ne oluyor Barış abi? Niye çağırdın beni buraya? Hakan, ne olursa olsun ilk bana geleceksin demedim mi ben sana Hakan? Ya İlayda ile arkamdan iş çevirmek nedir ya? Bunu nasıl yapıyorsun sen bana? Ne yapsaydım abi? Kadının teki gelmiş beni seninle tehdit etmiş. Abini içeri attırırım dedi seni. Senin zaten önünde bir ton sorunun vardı. Yardım etmek istedim işte. Bir kere de bir şey sana yük olmadan kendi başıma halletmek istedim. Bana yük olmamak için gittin koskoca sırrı İlayda'nın ellerine mi teslim ettin? Bu mu senin bana yardım etme anlayışın? Ya buymuş demek ki abi. Bu kadarmışım ben. Hakan, böyle yapıp sıyrılamazsın. Büyü artık ya. Yaptığın şeylerin sorumluluğunu üstlenmeyi öğren. İzin vermediniz ki sorumluluğunu alayım. Teyzem basit bir yaramazlık yapmışım gibi davranıyor. Sen beni her şeyden korumaya çalışıp kendini siper ediyorsun. Ama o kazayı ben yaptım abi. O küçük kıza ben çarptım, anladın mı? Sen sır sakladım diye bu haldesin. Ama ben her gece bu rüyayı görüyorum. Bu yükle yaşamak ne kadar ağır geliyor bana biliyor musun? Kendi haline mi acıyorsun sen? Hayır. Kendime acımıyorum. Öncelikle o küçük kıza acıyorum. Sonra sana acıyorum. Daha sonra bu olay yüzünden canı yanan herkese acıyorum abi. Tamam, anladık. Teyzemin çocuğu ölmüş. Ama olan olmuş. Ne yapalım? Ben de yaşarken her gün ölüyorum. Oğlunun boşluğunu dolduracak bir Hakan kalmadı artık. Bitti. Artık ne olacaksa olsun. Beni rahat bırakın abi. Rahat bırakın. Ay İlayda Hanım, bir şeyler oluyor. Barış Bey Hakan'ı sürükleye sürükleye terese çıkardı. Ne konuştuklarını duyayım dedim ama duyamadım. Ortalık karıştı Sıdık, hem de fena karıştı. Yani umarım Hakan dağılmaz çünkü onu kaybedersek mahvoluruz. Eyvah. Kaybetmişiz bile. Hakan dur bekle beni be. Bekle. Nereye gidiyorsun? Ne fark eder? Bak, gel şöyle rahat rahat konuşalım seninle. Sonra nereye istersen gidersin, ha? Nasıl diye bir şey söyleme bak. Bak birazcık hakkım varsa, beni birazcık sevdinse ne olursun bir şey söyleme.
Ya siz niye telefonlarımızı açmıyorsunuz? Bir mesaj atar insan iyiyiz diye. Şey ya, biz Gül'le gerildik de birazcık o yüzden. Allah Allah. Yok da merak edecek bir şey yok. Nasıl yok ya? Şu halinize bakın arkadaşlar. Çok kötü görünüyorsunuz. Niye kavga ediyorsunuz siz? Gül'üm dün gece çok kötü bir gece geçirdi. Yani senin onu birazcık alttan alman gerekmez mi? Hem sen kızı iyi edeceğim diye geldin. Ne hale getirmişsin? Aslan. Ya biz çıkalım dışarı. Heh, biraz hava alalım. Sabahtan beri tıkıldık buraya. Hadi. Gül'üm. Çıkmak istemiyor musun? Çıkmadan konuşalım mı biraz seninle? Hadi oturalım, anlatın bana ne oluyor, hadi. Ne oluyor bana anlatın. Ben çıkıyorum ya, siz kalacaksanız çıkın siz. Ya Teo, burası senin evin, nereye? Gülüm, ne oluyor? Anlat hadi bana, ne olursun. Bak, olmadı Barış'ı arayayım, o konuşsun biraz Teo'yla. Siz iyi misiniz? İyiyiz biz. Merak etme. Siz de iyi olacaksınız. Hadi dışarı çıkalım. Kafeye falan gidelim, abimleri görelim. Hadi. Neler oluyor Hakan? Neden söyledin her şeyi Barış abime? Çünkü sizi kurtarmak için bir yol buldum ve bunun için de Barış'ın onayı gerekiyordu. Neymiş o yol? Bak Hakan, şimdi arabayı kazadan önce satmış gibi göstereceğiz. Eğer Barış o kağıtları imzalarsa kazayla ikinizin de ilgisi kalmayacak. Yani sizi kimse tehdit edemeyecek. Anladın mı canım? Yine yalan söyleyeceğiz yani. Bak Hakan'cığım, ben seninle birlikte olabilmek için elimi bile kirletmeyi göze alıyorum. İkimiz de aynı taraftayız. O yüzden şimdi sızlanmayı bırak, ne yapmamız gerekiyorsa onu yap ve kurtulalım şu pislikten. Anlaştık mı? Benimle anlaşman hiçbir şey değiştirmez İlayda. Barış abim böyle bir sahtekarlığı asla kabul etmez. O zaman biz de ona biraz yardımcı olalım, olur mu? Aferin abicim, aferin. Siz orada oturun, ben buraları toplarım. Değil mi Barış? Ya abi ne yapayım ya? Hah, geldi sinsi. Neredesin oğlum sen sabahtan beri ya? Eve götüreceğim dedin, çıktın gittin, yoksun ortada. Tabii hep Gül'e avacıma tabii. Tamam, bittiysen gidelim hadi. Abi, acaba sana başka bir yer mi bulsak ya kalmak için? Şimdi şey yapmasak Teo'da. Sen niye istemiyorsun kız? Ha? Şimdi bak, sen bir istemeyince benim daha fazla isteyesim geldi ha. Yok hayır efendim, ben Teo'da kalacağım. Yok tamam. Hayır, sen Teo'yu istemiyorsun ya, ben o yüzden öyle söylüyorum, yoksa başka bir şeyden değil. Aa yok canım, ben bana ne ya, ben sana istemiyorum ki Teo'yu, bana ne? Ayrıca evine yerleşeyim ki ilişkinize daha yakından müdahale olabileyim yani, anlatabiliyor muyum? Tamam, sen rahat edeceksen sen bilirsin. Bir şey olmaz, bir şey olmaz, tamam. Dur ben şu montu alayım, bir şey. Şu montu alayım. Sakın yap baba. Biz bu hale geldik, onlara bunu yaşatmıyoruz. Görüşürüz. Kızım, niye böyle davranıyorsun sen bu Teo'ya ya? Hayır, bu kadar kızdıracak ne yaptı seni? Hiç yani. Abinin sokakta kalmasına razı olacağın neredeyse. O derece ne yaptı? Bitti. Bitti, anladınız mı? Ayrıldık biz. Siz de bana artık Teo Meo sormayın. Yeter, ağzınızı almayacaksınız onun adına. Lan kendi mahallemde evsiz kaldığıma mı yanayım? Bir sinsinin evine muhtaç olduğuma mı yanayım? Hiç anlamış değilim yani. Şuna bak, bir de sinsi değilim diyor. Mahalleye sızmışım, benden önce şak diye tutmuşsun işte evi. He, onu ne yapacağız? Bana bak, her işin benden önce. Sırf bu yüzden bile kıl kapıyor olabilirim sana, haberin olsun.
Her şerde bir hayır vardır işte Teo Bey. Öyledir yani. Baksana babam beni evden kovmasa öğrenemeyeceğiz mahalleye sızdığını. Kim bilir ne sinsilikler planlıyordun da şak diye bozdum ben senin oyunlarını. Bana bak, kardeşimi eve getirmedin değil mi ha? Doğruyu söyle. Ha? Vay be. Demek artık muhatap da olmuyoruz ha Teo Bey. Oğlum bana bak, sen ev tutunca sana bir haller olmuş ha. Şşş Teo, kime diyorum oğlum, ben konuşsana. Ya Barbaros, sen iki dakika sessiz olamıyor musun abicim? Allah aşkına bir sus ya. Bır bır bır. Ya ne oldu şimdi, sen ne yani böyle, niye ayarların bozuldu senin böyle şimdi, ne işin var? Bir şey olmadı Barbaros. Geldik şurası işte. Ha, şuna bak ya, bir de en güzel sokaktan ev tutmuş ha. Aklına sıra alma, söyle lan kardeşim sen benim. Allah'ım yarabbim ya. Kaça verdiler burayı? Şey, Muhittin abiden kiraladın değil mi sen burayı? Çünkü Muhittin abinin şey, yeri de. Ya Barbaros, hiç keyfim yok. Ne olur uzatmayalım diyorum bir saattir ya. Tamam be, tamam. Agresif. Allah'ım ya. Bana bak, ben şimdilik susuyorum. Ama ben bu konuyu didiklerim, haberin olsun ha. Daha gece uzun efendim. Bundan zerre şüphem yok zaten. Bana bak, elektriğini, suyunu falan hep açtırdın değil mi sen buranın? Bu karanlıkta falan oturmayak şimdi ha. Açtırdım Barbaros, açtırdım. Bir sus abicim, açtırdım. İyi bari, onu akıl etmişsin. Gül'ün niye ayrıldınız söylesene. Yani bir kavga yüzünden ayrılınır mı Allah aşkına? Kız sen o kadar ölüp bitiyordun. Nasıl oldu da soğudun bir anda? Soğudum. Bir anda soğudum. Sevmiyormuşum ben onu. Hayda. Gülüm, saçmalıyorsun ama. Eski suçluymuş Teo. Yan kesicilik falan yapmış. Tabii. Hapse bile girmiş. Kız sen ciddi misin? Çok şaşırdım şu an. Ben de. Ama emin misin sen? Kendisi anlattı. Yetimhaneden çıktıktan sonra çok bozmuş kendini. Ay yazık. Şimdi kimsesiz mi bu? Hiçbir başkasını geçmişiyle yargılamak sana yakışıyor mu? Bak çocuk ne güzel hayatını toparlamış. Yeni bir hayat kurmuş kendine. Sırf bu yüzden mi ayrıldın sen? İnsan yedisinde neyse yetmişinde de olur. Eskiden öyle suç işlediyse yine yapar. Huyu demek ki. Bir de düşün. Ona iş veren patronu kim bilir nasıldır. Bence sen de çok güvenme. Hatta sana bir şey diyeyim mi? Sen ondan ayrıl. Nasıl? Bu insanlar bize göre değiller. Yani siz ayrıldınız diye biz de mi ayrılalım Gül? Ay kız bir şey diyeceğim. Şu mümin amca gerçekten ayarlarını bozmuş senin. Baksana bir karamsarlığa kapılmışsın. Depresyon çekmiş üstüne. Baban seni çok sarstı Gül. Sen bir anda bütün erkeklere güvenini kaybettin galiba. Gülüm sen biraz sakinleş, kendine gel. Teo'yu da üzdün. O da üzgün üzgün gitti çocuk. Sonra pişman olacaksın değil mi? Hepsi aynı bu erkeklerin. Babam, Teo, Barış Bey hepsi aynı. Bak ben sana söylüyorum ya, bunlar sanki böyle dünyaya bizi mutsuz etmek için gelmişler gibi. Sana söylüyorum bak, bence sen de çok fazla güvenme Barış Bey. Yeter tamam. Ben biraz uzanmaya gidiyorum. Ay neyse, Barbo'yu saymadı ya. Değil bu kız, değil. Sen ciddi ol. Bak sen şimdi git iyice bir dinlen. Yerinde gidip Metin abiyle konuşup teyzenin durumunu anlatırsın. Rızasını alırsın. Aslında gönlünü ferahlatırsın. Kazayı, yalanı değil, bunu çözmen gerekiyor senin için. Bak Barış, tamamen dışarıdan bir göz olarak sana bunu söylüyorum. O aileye gidip suçunu itiraf etmen çok yanlış. Yani tamamen hayatına yazık etmiş olacaksın. Onun yerine bir hayır işleyebilirsin mesela. Kendi işine devam edersin. Avukatlık yaparak insanlara yardım edersin. Hayır işleri yaparsın. Hatanın bedelini böyle öde.
Eğer bunu yaparsan bir daha benim yüzümü göremezsin. Ne benim ne de diğer teyzelerim. Ne de Hakan. Tamam, anladık. Teyzemin çocuğu ölmüş. Ama oğlan olmuş. Ne yapalım? Ben de yaşarken her gün ölüyorum. Sevgilim, ne oldu, neymiş durum? Ya kavga etmişler işte. Babasının hıncını Teo'dan çıkarmış. Bayağı kırılmış çocuk. İyi tamam, ben bir Teo'nun yanına gideyim o zaman, yalnız kalmasın. Yok yok, Barbo var şimdi orada. İyi tamam. Benim de zaten başka bir planım vardı. Oraya gideyim. Nereye gideceğim? Konuşuruz sabah, anlatırım. Gizem alerjisi yarattın ama bende. Aman hiçbiriniz bana bir şey söylemeyin. Ne yapmam lazım? Ne zaman söylemem lazım? Mutlu bir anında mı söylemem lazım yoksa mutsuz bir anında mı söylemem lazım? Bütün abilere ne diyeceğim ben, ne yapacağım ya? Gülüm. Bak sana yemek getirdim. Yemeyeceğim Aslı. İstemiyor canım. Midem almaz zaten şu an. Ama yemen lazım. En azından iki lokma. Bak çok güzel olmuş. Aslı. Hadi anlat artık ne oldu? Gerçekten sabıkası yüzünden mi kızdın sen bu kadar? Abim Teo'dan şüphelendiğinde şu kadarcık şüphelenmedim. Hiç ondan şüphelenmek aklımdan geçmedi. Ama abim haklıymış. Hiçbir şey bizim düşündüğümüz gibi, sandığımız gibi değilmiş. Gülüm, abartıyorsun ama sen biraz. Ya ben Teo'yla tanıştığımızdan beri şu kadarcık falsosunu görmedim. Yetimhaneden çıktıktan sonra yolunu şaşırmış olabilir. Kimsesizlik kolay mı? Sen benim yerime koy kendini. Düşün. Mesela Barış'ın hiç bilmediğin kapkaranlık bir yüzü varmış. Ne yapardın? Ben onun kalbinin temiz olduğunu, iyi niyetli olduğunu biliyorum. Hata yapmış olabilir. Hepimiz yapıyoruz. İnsanız. Ama onun da Teo'nun da altın gibi bir kalbi var biliyorum. Ve sen de öyle demiyor muydun? Geçmiş geçmişte kalmış diyordun. Kalmıyormuş işte. Geçmiş geçmişte kalmıyormuş. Gül. Teo sana bir şey mi yaptı yoksa? Saçmalama Aslı. Bir şey yaptığı falan yok. Hadi artık zorlama beni ne olursun bak. Anlatamıyorum işte. Zaman ver bana biraz. O kadar. Barış bitti, sen başladın. Niye kimse bana hiçbir şey anlatmıyor ya? Tamam Gül, sen nasıl biliyorsan öyle yap, tamam mı? Nasıl istiyorsan öyle yap. Yemeğini ye. Güle mi temizlettin lan? Bak doğruyu söyle ha. Ben pek bir gül temizliği seziyorum burada da yani, bilmiyorum yani. Çok acayip kullanıyorum senden, haberin olsun bak. Şişt, kimi dikiziyorsun oğlum sen orada? Ya Barbaros, sen ne saçmalıyorsun akşam akşam? Kimi dikizleyeceğim ya? Aha, işte bu. Demek ki sabah sabah olsa dikizleyeceksin ha? Tamam, ben anladım seni birader. Bravo, tebrik ediyorum seni yani. Zaten bu mahallede, bu sokakta niye bekar evi vermediklerini ben şimdi anladım. Bilir sen ne dalavere çevirdin de bekar bekar böyle buralara taşındın yani. Soracağım ben zaten. Sabah sorduracağım Muhittin abiye. Bana bak Gül, o saçma sapan oyunlarına alet ettiysen yemin ediyorum bak paralarım seni ha. Park. Bir senelik kirayı peşin verdim, tuttum Barbaros, tamam? Bak sen bak. Bak sen bak. Bravo. Oh. Sana yazıklar olsun Muhittin abi. Üç kuruşa sattın mahallenin namusunu ha. Para peşin, kırmızı meşin dedin. Doldurdun gene evlere. Yine mahallemize doldurdun gene sinsileri. Sinsi içindeyiz. Oturuyoruz hep beraber. Ya ne diyorsun Barbaros? Abuk sabuk konuşup beni çağırdığıma pişman etme ya.
Hayır efendim, sen bu kadar dibimize girmişsin. Ben seni bundan sonra rahat bırakır mıyım sanıyorsun sen ha? Hiç efendim, öyle bir şey yok. Milim kıpırdamayacağım ben burada. Gram kıpırdamam. Etrafa da haber salacağım. Ben buralarda yokken Gül'ü burada görürsem yemin ediyorum bak vallahi bu çok kötü olur ha. Bir daha buralara gelmezsen merak etme. Allah Allah. Sebep? Ne oldu oğlum? Hani siz çok aşıktınız birbirinize? Hani böyle el ele tutuşuyordunuz falan? Kendi can güvenliğinizi tehlikeye atıyordunuz? Ben kardeşini seviyorum Barbaros falan. Ne oldu? Bitti Barbaros. Tamam, rahatladın mı? Bitti. Gül de artık benim yüzümü bile görmek istemiyor. Oldu mu şimdi? Ne yaptın lan kardeşime? Niye küstürdün oğlum kızı? Zarar mı verdin? Bak doğruyu söyle ha. Ondan sonra eceline susamış gibi beni evine mi çağırıyorsun? Ulan bana bak, o kızın kılına zarar gelsin. Yemin ediyorum bak çok kötü şeyler olur ha. Konuşsan oğlum, bir şey söylesen de. Hep ben konuşuyorum burada sabahtan beri. Hiçbir şey söylemiyorsan böyle olmaz ama yani. Bak benim elim kolum falan bir şeyler atmaya başladı. Bir şey söyle çabuk. Ya bir şey yapacaksan yap, yapmayacaksan da bir git başımdan Barbaros ya. Vallahi canım sıkkın zaten, kafam atık, hiç uğraşamayacağım şimdi seninle. Çekemeyeceğim yani, hadi. Ha öyle diyorsun ya. İyi ben bir çay koyayım o zaman ya. Böyle kuru kuru çekemeyeceğim seni ya ama. Gözümüzün içine baka baka bize nasıl böyle bir yalan söyleyebildiniz? Bu kadar yalanın dolanın içinde aşk nasıl gerçek olsun? Bitti Teo. Hoş geldin. Hoş bulduk Metin Bey. Ya abi daha iyi sanki. Evet bence de daha iyi Metin abi. Ben gidip Aslı'yı çağırayım. Aa, çok geç kalmayın ha. Tamam merak etmeyin. Gecelerini iyi bir iş bağlamak için gemiye ne yapması gerektiğini... Hadi babacığım yat bak, kaç oldu saat? Arzu sen de ilgilen. Tamam abi. Daha erken baba. Ama babacığım sen de her akşam her akşam. Olmaz, okul açıldı. Aslı, sana iki dakika bir gel, bir şey diyeceğim sana. Hadi ama üzme babanı kızım, hadi. Şu bitsin yatarım babaanne. Evet anne ya. Bırak da bu hikayeyi bitirelim. Sonra ben yatırırım söz. Aslan olan be. Canım. Misafirin geldi. Bu saatte ne misafir abi? Şşt. Senin misafirin. Dinle bak. Ben annemi idare ederim. Pepi memnun kalmış. Kral ona Pepi neye kar... Benim planım her zaman sana gelmek. Hatırlatırım ama bunu. Hadi hadi. Abin ultimatum verdi. Geç kalmayacakmışız. Sen bazı şeyleri düşündüğümden de kolay alıştın ha. Tamam tamam geliyorum ya. Ne kadar sıkıcı bir şeymiş. Böyle başında iki saat bekliyorsun. Keşke ben yapsaydım. Ay yok neyse yaptım artık. Sen nasılsın? Toparlayabildin mi biraz? İyiyim iyiyim. Daha iyi. Ya Barış neye karar verdi acaba? Sözleşmeyi imzalayacak mı? Hayır imzalayacaksa bir an önce arabayı da elden çıkarmamız gerekiyor. Peki arabayı elden çıkartacağımız insanlar onların başına bela açmayacak mıyız? Hayır hayır ben onu hallettim. Bulunabilecek biri değil. Ama sen de artık şu gereksiz vicdan azabından kurtul olur mu? Kurtulup kurtulmayacağım yarın belli olacak.
Nasıl yani? Öyle işte, boş ver. İlayda, sana bir soru sorabilir miyim? Sor. Ama bütün dürüstlüğünle cevap vereceksin. Bak, o konuda söz veremeyebilirim. Yani bilmem ne kadar dürüst olabilirim. Bunları yaptığın için Barış abimin seninle birlikte olacağına inanıyor musun? Bu ne demek şimdi? Yani Barış abim Aslı'ya aşık İlayda. Ve yapacağın hiçbir şey bunu değiştiremez. Onlar birbirlerini seviyorlar. Bana ne canım? Severlerse sevsinler. Hem zaten biz seninle beraber olmayacak mıyız? Olacak mıyız? Tabii ki zaten o yüzden. Biz aslında seninle aynıyız. İkimiz de bizi istemeyen insanlarla birlikte olmak için çabalıyoruz. Ve sonuçta ikimiz de kaybedeceğiz. O yüzden canımı çok yakma. Olur mu? Zaten canım çok yanıyor.